Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen video dışı yaptıklarımı göstereyim. Şimdi arsayı öne doğru büyüttüm bir tık. Ama ikiye böldüm bu sefer. Bir tık daha zor olsun alması diye. İki tane arsa ayarladım yine. Bu arada bunları 64'ten fazla şey ekleyemiyoruz. Çünkü bistek 64 olduğu için elinizde ne varsa onunla tıkladığınız zaman fiyat belirleniyor. Maksimum 64 oluyor. Ben de ikiye böldüm. İki parça olsun diye. Zaten bu parçayı alınca şu ortayı değiştiririm. Şurayı da değiştiririm muhtemelen de bu bölüm kalsın. Şimdi bak video dışı biraz da şey kastım. İnek kafaları falan duruyor burada. Zümrüt kastım. Videoda sürekli aynı şeyi yapmayalım. Sıkıcı olur diye. Gerçi gene aynı şeyi yapacağız da. Bu arada akşam oluyor. Bir yatalım. Şimdi bu bölüm artık bir ocak falan satın alıp. Kapa kapıyı. Bir ocak falan satın alıp şey yapacağım. Yemek işlerine girmek istiyorum. İnşallah. Aslında kesme tahtası alsam daha mantıklı ha. Sadece kesme tahtası ilk başta daha mantıklı. Bak, bir şey diyeyim mi? Kesme tahtasına paramız yeter mi? Ha bunları da göstereyim 2 dakika dur. 1x demişim buna. Buna da 64 demişim. Bıçak bir tık ucuz olmuş aslında ama olsun. 1x olsun. Bu arada yeni satır daha hiç kullanmadım. Önce kırıldı. Bak şimdi 5x'e çit kapısı var tamam mı? Burada patates, havuç, turp ekledim. Bunların da 10'ar tanesi 3x yapıyor. Sonra tohumlarımız var. Tohumlar yine 64. Şu kakao, şu pancar tohumu. Şu kakaoyu yetiştirebilmek için gereken ağaç. Bir tane şey ayarladım. Cam şişe. Cam şişelerde içecek yapılıyor. Sıcak çikolata falan filan. Sonra yine şu orman meyvesi mi neydi bundan. Ballı yapılan şeyler var. Onun için kovan ekledim. Bak içecekler bunlar işte üçü. Şu sıcak çikolata, şu ballı bir şeydi. Şu da meyveli bir şey. Bunların da tanesi 3'ten satılıyor. Burası daha boş. Buralara bir şeyler ekleyeceğim. Daha bir şey eklemedim. Diğer yerleri zaten göstermiş. Başka da bir şey yok. Ya bir tık karışık oldu gibi. Ama aradığımızı buluruz. Zaten yani daha eklenecek çok fazla bir şey yok. Şimdi bak şu derileri de parçalamadım. Şunları da bir parçalayalım hızlıca. Bu sıkıntı. Bir problem onu şey yapmak lazım. Bana artık ocak lazım. Habire yanıyoruz burada. Oğlum bak. Bu oyuna baktım bu arada. Yer altında hiçbir şey yok. Bilmiyorum belki daha derine gitmek lazımdı. Ben azıcık indim mağara gibi bir yer vardı. Kapattım ben orayı. Bir de sadece burada dururken oluyor. Niyeyse. Bak bak rüzgar sesi falan filan geliyor. Bak. Neyse. Oy çok iyi oldu bak. Bunları bir satalım. Şimdi şunu bir at. Bıçakla şeyi ben bir alayım gideyim de. Kesme tahtasını. Bana bir tane bıçak ver. Buradan bir de kesme tahtası versen bana. Tamam şimdi 64 biriktirip ocağa sonra da tavaya almamız lazım ki pişirebilelim. Gerçi kamp ateşinde yine pişiririz de. İşte daha kolay olsun diye. Hem daha hızlı pişiriyor. Şimdi 7 birim kaldı. Dur elimizdekileri bir satalım. Günü bir okut. Tamam 15 birim oldu. Tamam bu bölüm ocakla tavayı alırız herhalde ya. Bakacağız duruma göre. Şimdi şunu bana bir ver. Şöyle yapalım. Şunları şuradan bir sökeyim. Ulan acaba modun yapımcısı bu kuru kafaları yere koyuyoruz diye öyle bir ses falan mı ekledi diyeceğim de ne alakası var. Neyse. Şurayı tezgah varsayalım şimdilik. Tamam bak kesme tahtasını koyuyorum. Şimdi. Tabi elimizde but falan bir şey yok. Bir hayvan öldürmemiz lazım. Bunu da atayım şöyle. Hemen bir hayvan keselim. Buralarda bir yerler. Dur, köydeki ineği kesmedim ben. Bir tane inek vardı. Yani kesmedim diye hatırlıyorum. Aynen kesmemişim. Şunu bir keseyim. Gel bakayım.
Tamam. Bak aşağıda şuralarda inekler var. Eşek işimize yaramaz. Oo, köyde inek bol. Gelin bakayım lan. Dört tane oldu bile. Karnımızı doyuralım. Tamam, beş tane yeter şimdilik. Bir şunları halledelim. Dur, şuradan giderken koyunu da alayım. Koyunları. 7 tane hayvan, tamam. Buradan var ya bak, şimdi deli gibi para çıkacak. Neden? Çünkü artık kesme tahtasını aldık. Kesme tahtasını da kestiğimiz zaman daha fazla et çıkacak. Şimdi koyunlarla başlayalım. Hemen şu arkadaşların derilerini bir alalım. Parçalayalım. Şimdi bak, şöyle yapacağız. Şu derileri de hemen bir keselim şurada. Bak, görüyor musun? Sesleri duyuyorsunuz mu? Geliyordur muhtemelen. Bunlar normal sesler değil. Sadece burada oluyor bir de. Uzaklaşınca olmuyor. Ben videoda daha derine kazayım. Böyle katman kayasına kadar bir ineyim. Şimdi bak mesela, butu koydum. Tamam mı? Bıçakla kestim. Bak ne çıktı? 3 tane et çıktı. Bir tane kemik çıktı. Buradan şimdi var ya, deli gibi et çıkaracağız. Bıçağın fiyatını bu yüzden 1x yaptım. Çok kullanacağız bıçağı çünkü. Böyle birden fazla koyabilsek daha iyi olurdu. İlla tek tek koyup kesmemiz lazım. Yani birden fazla kesme tahtası alırsak olur bak. Bak şimdi 14 birim et, 12 birim kemiğimiz var. Tamam mı? 4 tane şu kaldı. Bak 2 tane koyundan ne kadar et çıkıyor ona bir bakalım. İki tane koyundan 30 birim et çıkardık. Bak 16 birim de kemik var. Kemikler dursun. Şimdi bu 16 birim eti tabii ki böyle yapmayacağız. Şimdi bak. Bunu da buraya koyacağız. Bunu bir daha keseceğiz. Bak ne oldu? Şimdi 60 birim etimiz olacak bizim, 60. Bu şekil keseceğiz şimdi etleri burada. Bunlar ne diye geçiyormuş? Kesilmiş koyun eti diye geçiyor direkt. İşte bunları da pişirip satacağız. Tabii şimdi mesela bak, ocağımız olsa, tavamız olsa çok daha hızlı pişiririz kamp ateşine göre. Tabii şöyle bir şey var bir de orada. Şimdi kamp ateşine 4 tane koyabiliyoruz ya maksimum. Pişmeden koyamıyoruz daha fazla. Tavaya bayağı bir dolduruluyor. Yani hiç denemedim sınırı var mı diye. Belki sınırı olmayabilir. 6-7 tane eti aynı anda pişirmeyi denemiştim, oluyordu. Yani hepsi aynı anda pişmiyor. Tek tek pişen çıkıyor kamp ateşindeki gibi. Ama fazla konuyor yani. Bir de şey değil. Kamp ateşi gibi üstünde yürüyünce hasar yemiyoruz. Oy oy oy. Bak deli gibi et çıktı. Daha 5 tane inek var. İneklerden de köfte çıkıyor mesela. Şimdi bu 60 tanesini hızlıca pişirelim. Şimdi bunlar pişecek, mecbur böyle bekleyeceğiz bunları. O esnada inekleri şey yapalım. Hemen derileri alalım. Oğlum harbiden kafaları koyduğum için mi oluyordu lan acaba? Bak ses gelmiyor ha. Etleri şöyle bir ayırayım. Şunu biz yeriz. Ha, etler pişti. Hemen yenisini koyalım. Seri güzel gidiyor ya. Şimdi buraya yapı yapacağım ya. Yapıyı game modda yapmaya karar verdim. Çünkü
Yani sırf böyle yapı yapmak için şuraya blok ekleyesim gelmedi açıkçası. Mesela yani kapıyı sadece yapacağım binada kullanırım ben. Ya onun için de şey kullanasım gelmedi. Şuraya işte kapı blok vesaire ekleyesim gelmedi. Video dışı hallederim. Onu da şöyle yapacağım. Evi yapmak için 3x 64'lük zümrüt biriktireceğim. O zümrütlerin hepsini yok edeceğiz. Game moda atarız. Game moda geçip atarız onları. Tabii survival'da toplayıp bunları atacağız. O evin parası gibi olmuş olacak. Evi yapacağım sonra ben. Zaten çok büyük bir şey yapmayacağım. Alan da belli ki bu alanın hepsine ev yapmam. Bu arada dur lan ben şunu bir alayım lan. Ne bu? Sarımsak. Şunu şuraya atalım dursun. Etler pişmeye devam ediyor. Şimdi bunları galiba 5'e 2, 5'e 3 şeklinde mi ayarlamıştım? Nasıl ayarlamıştım bilmiyorum. Bir gideyim bakayım lan. Kaça kaç ayarlamışız bunları? 5'e 2 ayarlamışım. İyi ayarlamışım. Koyun et nerede? Güzel. İyi iyi. Bunlar da pişsin bir yatalım. 8 zümrüt geldi bile. Şimdi işte bunları bilerek 5x'e ayarlamıştım. Çünkü çok fazla çıkıyor ya. Mesela bak 30 birim etten 60 birim et yaptık kese kese. Ki ilk başta 30 da değildi. Daha da düşüktü. Bunlar elimde kalsın. Sabah kullanacağız nasıl olsa. Sürekli işte hayvanı daha çok parçaladıkça daha fazla şey geliyor. Şimdi kemikleri ne yapsam onu düşünüyorum. Çünkü craft yapmak yasak. Kemik tozuna çeviremeyiz. Kemik tozu satıyorum şeyde. Aa şöyle bir şey yapabilirim. Bir tane kemik satıp bir tane kemik tozu alabiliriz. Bak öyle yapayım. Öyle daha mantıklı. Bir tane kemik satıp şurada normalde kemik tozunun tanesini bir zümrüte ayarlamıştım. Burada. Neredeydi lan kemik tozu? Ha. Bak 1x'e 1x. Bunu bir kemiğe bir kemik tozu yapalım. Öyle daha mantıklı. Çünkü kemik sürekli çıkacak. Sürekli hayvan işleyeceğiz burada. Şu makası da versen bana. Şimdi şöyle yapalım. Bunları burada pişerken ben 2 dakika şurada et keseyim. Bunları da şöyle bir atalım. Mis mis. 8 anın. Aa satırda da kesiliyormuş lan. Dur bakayım. Oğlum bıçağa boşa para verdik o zaman. Harbiden satırda da kesiliyormuş ha. Neyse bıçakla hayvanı işleyemiyoruz. O yüzden satırın şeyini harcamayalım. Etler pişmiştir muhtemelen. Şunu da keseyim bu son et. Hocam pişirmeye devam. Şimdi kaç birim var? 23 birim var. Buradan satacağız. 2, 4, 6, 8 birim buradan şey alacağız. Para alacağız. Ki 8 de oradan toplam 16 birim sadece şey etlerinden. Buz etlerinden. Şunların derisini neyse en son parçalarız. Hepsini işlediğimiz zaman. Oradan da iyi para gelir. Burada da bak deri falan da var zaten. İyi iyi baya para kazanacağız biz. Acaba kemikleri de mi satsam diye düşünüyorum da. Bilemedim. Onu bir sonraki bölüm ben ayarlarım. Bunlar da pişsin. Biz de madem şu etleri keselim. Yine aynı mantık. Bir taneden iki tane köfte çıkacak burada. Burada etleri gene ikiye katlamış olacağız. O değil lan dur. Bunu bir daha kesebiliyor musun? Kesilmiyor. Onu bana geri ver. Etleri alalım. Yenilerini koyalım. Köfteyi de burada pişirebiliyoruz. Şöyle yapayım.
Güzel lan oyun. Oyun diyorum ya, sanki farklı oyun oynarmış gibi. Mod diyecek. Mod harbi güzel. Daha yapılacak bir sürü şey var işte. Mesela bak, tencerede yemek falan yapılıyor. Mesela bal kabağı dolması var. Bal kabağı lazım bütün. Bal kabağını koyuyorsun, malzemelerini koyuyorsun. Bal kabağı dolması oluyor. Tabi onun için daha var işte. Ocağı falan almamız lazım. Bal kabağı dolması için tencereyi almamız lazım. Ha bak, şeyi söyleyeyim. Aklıma gelmişken hazır. Bir tane eğer eklemiştim. Şurada duruyor. Etleri bir toplayalım. Şimdi o eğerle ne yapacağımı söylememiştim. Şimdi onu da anlatayım. Daha onun yerini ayarlamadım da. Hallederiz, problem değil. Şimdi bak, biz burada artık buraya bu kısmı özellikle daha fazla arsa eklemeyeceğim. Bütün arsaları aldığımız zaman, şimdi zaten eşek gibi harita var. Kocaman harita. Haritanın farklı yerlerine farklı şeyler inşa edeceğim. Nasıl söyleyeyim onu? Mesela bir bölgede örnek veriyorum. Şimdi bak. Biz şimdi burada yiyecek satıyoruz ya. Mesela bak, etleri falan satıyoruz buralarda. Mesela farklı bir yerde örnek veriyorum. Mesela hamburger satacağımızı varsayalım. Hamburger burada bizim olduğumuz yerde kaç? Mesela 5x. Mesela farklı bir yerde hamburgeri 10x yapacağım. Ama oraya yolculuk yapmamız gerekecek ve yemekleri sadece burada yapabileceğiz. Olayımız bu. Eğer o yüzden ekledim. Atla bir yerden bir yere gideriz diye. Çok uzağa yapmam zaten. Videonun böyle 5-10 dakikasını atla full bir yerlere koşturarak geçirmeyiz. Mesela bak, neredeyiz biz? Biz şuradayız. Nereye yaparım? Şuraya yaparım mesela, şuraya. Şuraya bir yere bir yapı yaparım. Tamam mı? Sadece yine yemeklerimizi burada üretebileceğiz. Burada üretip atla gidip orada satarız. Anladın mı? Daha fazla para kazanmak için yolculuk. Ki daha ekleyeceğim farklı şeyler de var. Onu da söylemeyeyim. O da artık yapınca görürsünüz. Şimdi bayağı bir etimiz var bu arada. Şu etleri de pişirelim. Hepsini bir satalım. Güzel para gelecek. Şimdi şey gibi düşünebilirsiniz. Hayvanı parçalamadan önce etlerin tanesini 1x'e satıyorduk. Şimdi böyle böyle 5x'e 2x para kazanıyoruz. Zarardayız gibi düşünebilirsiniz. Ben onu hesapladım. Zararda değiliz. Daha kârdayız ama çok fazla bir fark yok. Ya tek farkı işte daha fazla et üretiyoruz ya, işte kesiyoruz, işliyoruz, tekrar pişiriyoruz falan. Nasıl söyleyeyim size kârımızı? Maksimum bir zümrüt daha fazla kâr ediyoruzdur. Öyle söyleyeyim. Ama zararda değiliz. E tabii ki etten de sürekli kese kese daha fazla parça çıkardığımız için giderimiz sadece işte bıçağın canı bitince onu şey yapmak lazım. Yenisini almak lazım. O da 1x zaten. Şimdi boş durmayalım. Derileri parçalayalım. Ben şu yünleri falan da bir alayım. Makas nerede? Burada. Derileri bir keselim. Bak, deri kestim, gene bir ses geldi, değişik değişik. Deri kesene kadar bu ses yoktu. Sadece derilerini alacağım. Dur lan, yanlış şeye tıkladık ya. Böyle bir dursun şimdilik bunlar da. Köfte pişirmeye devam. Dur lan, yeme, çiğ çiğ yiyecek. Şunu ye. Köfteyi falan da yiyebiliyoruz tabii ki. Yine gömeriz. Derileri hemen bir keselim. Bak, gördün mü? Bir kestim, ses geliyor bak. Motor sesi gibi ses geliyor. Dur şimdi şunu komple bir parçalayalım. Son bir tane inek var. Onu da asayım şuraya. Şunun da derisini alalım. Bunun da derisini işleyelim. Etleri sonra tekrar şey yaparız. Köfteler pişti bir tur daha. İşte bak, şu tavayı ocağa aldığımız zaman aşırı rahat edeceğiz. Çok hızlanacak işlemler. Şimdi son bir deri var. Şunu da hemen şurada kesiyorum. Tamam, şimdi. Deriler dursun. Şunu bir at. Kafaya at. Kemikleri at. Şu etleri at. Bunları sonra işleriz. Lan bir tane et kalmış lan. Şunu da bir keselim.
Güzel. Şimdi neyimiz var? 40 birim bu var. Zaten dediğim gibi buradan 8 birim alacağız. Böyle yanmadan şunları da toplayalım. Orada da pişsin. 8 birim buradan alacağız. Şimdi 8, 10, 12 birim şu an burası. 8 tane şurada var. 5 bayağı bir alacağız ya. Deri de var. İyi iyi. Bunları da işleriz sonra. Dursun burada. Tiplere bak. 11 birim köfte kaldı zaten. Bunları da 4, 8, 2 tura pişiriyoruz. Sonra hepsini gider bir okuturuz. Ya muhtemelen ocağı alırız. Ama tavaya para kalır mı bilmiyorum. Muhtemelen kalmaz. Neyse işlemeye devam ederiz. Problem değil. İşte bak. Ocağı alsak, tavayı alsak. Aslında crafting table'ı mı alsam bak. Gerçi onu alamam ki. Daha bizim oradan kuyuyu alıp kuyudan su çıkarmamız lazım. Kuyuyu alacağız. Kovayı alacağız. Gideceğiz su getireceğiz buraya. Burada zaten sınırsız su yaparım. Ha şişeyi bak içecekler için ekledim. Şimdi aklıma geldi. Kova falan deyince. Sütle de yapılan bazı şeyler var. Turtalar mesela sütle yapılıyor bazıları. Turtaların bir kısmı sütle yapılıyor. Veya işte sütle yapılan başka ne vardı lan? Var bir şeyler. Turta dışında. Mesela dondurmaya süt lazım mı? Yok. Dondurma buzla falan yapılıyor. Bak turtalara süt lazım. Turta bak bayağı zahmetli. Bir kalıbını yapacaksın. Kalıbını yaptıktan sonra bir de malzemeleri ekleyip turtayı yapacaksın. O yüzden turtanın tanesi 10. 12'yi de alayım. Gidelim satalım. Şimdi hocam köftelerle başlayalım. Köfteleri bir okutalım. Güzel para geldi bak. Şunu da şöyle 5'li yaptım mı? Hop. 28 sadece şeylerden, köftelerden aldık. 44 oldu. Şuradan şunları da okuttuk mu? Bir de şunu sattık. 50 birim. Az bir şey de orada vardı. Tamam, bistek oldu. Şu an ocağı alabiliriz. Ama tavayı alamıyoruz. Bakayım kaç oldu? Tamam, bu hayvanları da işleyeceğiz. Gidelim bir tur bir yatalım. Ne oluyor lan? Aa, tüccar spawn oldu. Reis ne satıyorsun? Belki işime yarayan bir şey vardır. Zümrütüm var nasıl olsa. Belki alırım. Hiçbir şey işime yaramıyor. Boş ver. Akşam oldu ya, iksir içiyor çakal. Oyunla hiç şeyi denemedim ha. Mesela bak bu tüccar görünmezlik iksiri içiyor ya, buna dalmıyorlar. Biz içsek işe yarıyor mu acaba? Muhtemelen yarıyordur. Hiç denemedim. Ben Minecraft'ı kaç yıldır oynuyorum. Ta ilk çıktığı zamanlarda telefondan oynuyordum hatta. Çok yani iksir kullandığım 3-4 sefer belki kullanmışımdır. Neyse hiç böyle iksire gerek duymadım. Topladık parçaları, tamam kafaya at. Bütün etleri ver. Bir işleyelim. Bak mesela hesap yapalım. Daha mı karlıyız daha mı zarardayız. Bak. Şimdi 12 burada var. 6 burada var, 6 burada var. 12'den toplam 24. 24 birim. Bunları direkt pişirirsek para kazanabiliriz. 24 birim. Bakalım parçalayıp kesip pişirip satınca kaç para kazanacağız. Unutmayın 24. Karımız ne kadar olacak bakalım. Hemen bir işleyelim. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Dur lan, onu geri ver. Bıçağı koydum. Neyse bunları ben video dışı pişireyim bari de. Bir sonraki bölüme kalsın. Şimdi bir saat beklemeyelim. Kemikleri dediğim gibi bu arada bir zümrütte satmayı düşünüyorum. Gerçi bir zümrüt de şey olur ya. Bir zümrüt olmaz. 5 kemiği bir zümrütte satabiliriz. Öyle yapalım. 5 kemiği bir zümrüte satalım. Kemik tozu gerekirse de bir zümrütte bir kemik tozu alırız. Hepsini işledik mi? İşledik. Bak 50 birim çıktı. 50 çarpı 2 100. Beşer beşer satacağız. 100'ü 5'e böl 25. Ne oldu? Bak bir zümrüt daha fazla kardayız. E çok bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Ama bunları böyle kesip parçalayıp bunlarla hamburger falan yapmaya başladığımızda daha fazla kar edeceğiz. Bunları atayım. Bunları
Hallederiz. Bak 56 birim var. 5'e 1 yapalım biz kemiği. Öyle daha mantıklı. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.